Merhaba sevgili dostlar, Yücel Ferek ben. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu defa geçtiğimiz Cuma günü halka arzı gerçekleşen, yani Dünya Su Günü'nde halka arzı gerçekleşen TMZ kodlu fonu inceleyeceğiz. Yorumlarınızı zaten merak ettiğinizi söylemiştiniz. İsterseniz İş Portföy'ün bizimle paylaştığı, KAP'ta yayınladığı ve internet sitesinde bize sunduğu bilgilerin eşliğinde bu fon nasıl bir fon olacak? Yatırım yaptığı finansal evrende başka hangi fonlar var? O fonların performansları nasıl olmuş? TMZ fon aslında nasıl bir rekabetin içine girecek? Onu beraber göreceğiz. İsterseniz hemen ekranımı paylaşayım ve videomuza başlayalım. Burada bakın İş Portföy'ün sitesinde İş Portföy Sürdürülebilirlik Tarım Fon Sepeti Fonu diyor. Bir defa biz şunu biliyoruz artık videolarımı izlediğiniz için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. 30 Nisan 2024'e kadar bir stopaj avantajı var. Çünkü bu bir fon sepeti fonu ve ünvanında döviz ve yabancı ibaresi geçmiyor. Ya yani böyle bir avantajı var. Burada zaten fonun yatırım ufku ile ilgili bir bilgi vermiş. Burada iki tane finansal varlıktan bahsediyoruz. İki tane temadan veya sektörden bahsediyoruz aslında. Öyle söyleyelim. Sürdürülebilirlik ve tarım. Şimdi bizim sermaye piyasamızda sürdürülebilirlik, tarım ve her ikisi birden fon olarak bize sunulmuş seçenekler var. Bunu aslında İş Portföy Tarım Serbest Fonu'nda ilk olarak yapanlardan bir tanesi. Fakat burada artık sürdürülebilirlikle beraber tarımı birleştirmiş ve fon sepeti fonu olarak bize sunmaya karar vermiş. Yani biz şunu biliyoruz. Bu fonun ünvanında iki tane yatırım teması var, iki tane sektör var, iki tane varlık ufku var. Şimdi burada da zaten İş Portföy açıklamasını yapmış. Demiş ki fon toplam değerinin en az %80'ini bu iki temaya ayıracağım demiş. İfadeyi zaten hemen zaten ekranda görüyorsunuz şu anda. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak en az %40'ı tarım emtiası ve en az %40'ı da sürdürülebilir kalkınmanın 17 hedefine uygun o temalara yatırım yapan yerli yatırım fonlarıyla yerli yabancı yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılacak diyor. Aynı zamanda sizler de bu fonu TEFAS üzerinden alabileceksiniz. İsterseniz burada devam edelim. Zaten bakın görselde, fonun görselinde de temiz enerji var, pil teknolojileri var, bakın bir rüzgar türbünü var, tarım var, gıda ile ilgili bazı ürünler sembolik olarak koyulmuş. Aslında fonun yatırım ufkunu da görselleştirmiş iş portföyü. Şimdi burada 22 Mart 2024'te kurulduğunu görüyoruz. Yani Cuma günü kuruldu. En az bir pay alıp satabiliyorsunuz. %2'lik bir yönetim gider ücreti var. Burada da fon yabancı varlıklar bulundurduğu için bir gün alış tarafında bir günde alıyorsunuz. Satış tarafında yani sattığınızda T artı 3'te hesabınıza geçiyor. Çünkü fonun içerisinde yabancı varlıklar var. Şimdi burada bir eşik değer biliyorsunuz. Fonların performanslarının doğru kıyaslanabilmesi için belirlenen bir eşik değer var. Burada %40, 25, 20, 10 ve 5 şeklinde 5 ayrı endeks referans gösterilmiş. 5 ayrı endeksin performansını geçmek gibi bir amaçtan bahsedilmiş. Birazdan bu endekslerin detaylarına bakacağız. Fonla ilgili herhangi bir grafik yok çünkü Cuma günü yatırımcılara sunulmuş çok genç bir fon. İsterseniz yatırımcı bilgi formuna bakarak fon videomuza devam edelim. Şimdi fonun en az %80'i biraz önce söylediğim gibi sürdürülebilirlik ve tarıma yatırım yapacak. Ve burada bir şey daha ifade ediliyor bakın. Sürdürülebilir kalkınmanın 17 hedefine uygun olarak bu yatırım temasına, bu yatırım ufkuna uygun olarak sunulan yatırım fonlarına, borsa yatırım fonlarına, yerli yabancı borsa yatırım fonlarına yatırım yapmaktan bahsediyor. Ve fonun en fazla %20'lik kısmı da diğer sermaye piyasası araçlarına yönlendirilebiliyor. Çünkü fonun ünvanında bu iki tane tema var. En az %80 taşımak zorunda. Şimdi yatırımcı bilgi formundaki yatırım ufkunda şöyle bir ifade kullanılmış. Söz konusu temalara ilişkin sektörlerde bakın üretici olabilir, geliştirici olabilir. Bununla ilgili ürünleri dağıtıcı olabilir. Bu ürünlerle ilgili bir faaliyetin altyapı sağlayıcısı olabilir veya kurucusu olabilir. Yani bu şirketlere yatırım yapılacak. Burada Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye piyasaları öncelikli olarak ifade edilmiş. Bunlar başta olmak üzere bu yatırım temasına uygun yatırımlar yapılacak arkadaşlar bu fonda. Şimdi fonda 5 tane karşılaştırma ölçütü olduğundan bahsetmiştik. Bunlardan bir tanesi Bloomberg'in Agriculture Subindeksi, bir tanesi Dow Jones'un Sürdürülebilirlik Endeksi, bir tanesi BIST Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi, bir diğeri ise BIST Gıda, İçecek ve Getiri Endeksi. Geri kalanlık en küçük kısım da BIST KYD'nin bir aylık
Mevduat TL endeksi arkadaşlar. Burada oldukça çeşitlendirilmiş bir ölçüt olduğunu görüyoruz. 5 ayrı kademeden oluşuyor. Bunlardan en ağırlıklı olarak bakılan Bloomberg'in tarım endeksi, agriculture endeksi. İkinci sırada ise %25 oranında Dow Jones'un sürdürülebilirlik endeksi geliyor. Ardından %20 oranında ise yerli piyasaya dönüyoruz. Borsa İstanbul'un sürdürülebilirlik getiri endeksi ölçüt olarak kabul edilmiş. %10 BIST gıda içecek getiri endeksine ayrılmış ve %5'lik kısımda bir aylık mevduat TL endeksine ayrılmış. Burada böyle bir yapı olduğunu görüyoruz. Fon riskli bir fon. 7 üzerinden 6 risk puanı almış bir fon. Yönetim ücreti yıllık 2 arkadaşlar. Ve fonun pay satışına 22 Mart 2024, yani Cuma günü başlanmış durumda. Ben bu videoyu 24 Mart 2024 günü çekiyorum. Onu da belirteyim. Şimdi izahnamede fonun yatırım ufku ile ilgili biraz daha detaylı olarak baktığımızda neler bize sunulmuş onu bir görelim. Bakın, sepet portföye dahil edilecek yatırım temalarına uygunluğu teminen ilgili fonların veya takip ettikleri endekslerin unvanında bazı şartlar aranacak demiş iş portföyü. Yani bir yatırım fonunu, bir borsa yatırım fonunu bu fon içerisine alacaksa eğer bazı kriterler var. Bu kriterlerin başında unvanlarında temiz enerji olanlar olabilirmiş mesela. Sürdürülebilir enerji, böyle bir unvan varsa olabilir. Yenilenebilir enerji, yeşil enerji, alternatif enerji, sürdürülebilirlik, su, tarım, tarım emtiyası gibi unvanlar taşıyan fonlar burada yer alabilir. Yani bu fonun içerisine dahil edilebilir. Peki tarımsal emtiyadan kastedilen ne? Burada da zaten izahnamede iş portföyü onu detaylı olarak belirtmiş. Hemen bakalım. Şeker, mısır, soya fasulyesi, kahve, kakao, pamuk, buğday ve bu gibi ibarelerin yer alması durumunda da bu fonda artık değerlendirilebilir, finansal varlıklar hale gelebilir. Söz konusu finansal seçenekler. Şimdi bunların sayısı, bunların fon içerisindeki ağırlığı asgari %80 seviyesinde olmak zorunda. Varlık ve işlem türü kısıtlamaları tablosuna baktığımız zaman zaten burada biraz önce ifade ettiğimiz şeyin tabloya dökülmüş halini görüyoruz. Tarım ve tarım emtia temasına dayalı fonlar asgari %40, azami %60 bulundurulabilecek. Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun temalara yatırım yapan fonlarda en az %40, en fazla %60 bulundurulabilecek arkadaşlar bu fonda. İkisinin birden fon içerisinde kaplayacağı alan ise en az %80 olacak arkadaşlar. Onun dışındaki varlıklara bakın, burada gördüğünüz gibi 0 ile 20 arasında, 0 ile 10 arasında yatırım yapılabiliyor. Onu da burada görüyoruz arkadaşlar. Bir nokta daha var arkadaşlar size iletmem gereken. Portföye dahil edilen yatırım fonu ve borsa yatırım fonları ile ilgili de bir ölçüt var. Bir kriter koyulmuş, bir kural setine dahil davranışta bulunacak aslında fon burada. Tek bir fona veya bir borsa yatırım fonuna, yani bir ETF'e yatırılacak tutar fon toplam değerinin %20'sini aşamıyor arkadaşlar. Burada da bir yoğunlaşma riskinden kaçınılması hedeflenmiş. Fonda bahsedilen sürdürülebilirlik teması nedir? Yani 17 maddeden oluştuğunu söylemiştik. Zaten ekranda şu an görüyorsunuz arkadaşlar. Birleşmiş Milletler'in internet sitesi bu. Bakın, 17 tane temel amaç var burada. Bu 17 tane temel amaç 3 farklı disipline hizmet ediyor. Bunlardan bir tanesi çevresel, bir tanesi sosyal, bir tanesi de yönetişim arkadaşlar. Zaten burada gördüğünüz gibi bir üzerinden geçmemiz lazım. Birinci madde, yoksulluğa son. İkinci madde, açlığa son. 3. Sağlık ve kaliteli yaşam. 4. Nitelikli eğitim. 5. Toplumsal cinsiyet eşitliği. 6. Temiz su ve sanitasyon. 7. Erişilebilir enerji ve temiz enerji. 8. İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme. 9. Sanayi, yenilikçilik ve altyapı. 10. Eşitsizliklerin azalması. 11. Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar. 12. Sorumlu üretim ve tüketim. 13. İklim eylemi. 14. Sudaki yaşam. 15. Karasal yaşam. 16. Barış, adalet ve güçlü kurumlar. 17. Amaçlar için ortaklıklar olarak ifade edilmiş. Sürdürülebilirlik temasının 3 tane temel disiplinden oluştuğunu aslında burada görmüş olduk. Yani sosyal tarafı, yönetimsel tarafı ve çevresel tarafı bir araya gelmiş ve dünyanın artık hepimiz için daha sürdürülebilir, çevreye saygılı, duyarlı, toplumlar arasında eşitliğin sağlanması, kadın erkek eşitliğinin sağlanması, kadın erkek arasındaki bütün eşitsizliklerin hem sosyal ortamlarda hem çalışma ortamlarında ortadan kaldırılması, çevresel risklerin farkında olunması, üretim metotlarının
buna göre değiştirilmesi, buna göre evrimlenmesi gibi gibi aslında bizim dünyamızı daha yaşanır kılmak adına sürdürülmesi gereken hedefler ve tutturulması gereken hedefler bunlar arkadaşlar. Ve bunlar 17 madde halinde sürdürülebilir kalkınma hedefleri olarak kabul edilmiş arkadaşlar. Bizim fonumuz da böyle bir yatırım ufkuna sahip tarım ve sürdürülebilirlik disiplinine ikiye bölünmüş durumda %40 ve %40 şeklinde ağırlıkta yatırım yapacak ve bunu bir fon sepeti fonu mantığıyla yapacak. İş portföyü tarafından göreceğiz önümüzdeki günlerde nasıl bir performans gösterilecek. Fonda ölçüt kabul edilen endekslerden bir tanesinin Dow Jones'un sürdürülebilirlik endeksi olduğunu söylemiştik. Biz şu anda 29 Şubat 2024 tarihli belgeye bakıyoruz. Fon bilgilendirme belgesine bakıyoruz. Bu endeks nasıl özellikler taşıyor? İsterseniz beraber bakalım. Şimdi burada bir tarihsel performans verilmiş. 2014 yılından itibaren gördüğünüz gibi yukarı yönlü bir hareketi var. 1250 dolardan başlayan endeks değeri şu anda 2250 dolar seviyelerine gelmiş durumda. Peki bu endeksi oluşturan ilk 10 şirket hangileri? İsterseniz bir ona bakalım. Burada birinci sırada Microsoft'u, ikinci sırada Google'ı görüyoruz. Üçüncü sırada bir yarı iletken üreticisi, dünya devi, Tayvan Semiconductor var. Dördüncü sırada United Health. Beşinci sırada ASML Holding. Altıncı sırada bir sağlık şirketi var, AbbVie. Yedinci sırada Salesforce. Sekizinci sırada Adobe, Tencent Holdings ve Linde'nin olduğunu görüyoruz. İlk 10 şirket arasında, yani bu endeksteki ilk 10 şirket bunlar arkadaşlar. Peki endeksin diğer özelliklerine bakalım. Bu endekste bakın 322 tane şirket var ve bu şirketler arasındaki büyüklük olarak baktığınız zaman inanılmaz bir büyüklük farkı olabiliyor. Burada bakın 95 milyon dolarlık bir şirket de var, 14 trilyon dolarlık bir şirket de var. Yani oldukça farklı hacimlerdeki şirketleri bir araya toplamış bir endeks bu. 322 tane bileşeni var. İlk 10 şirketin endeks içerisindeki ağırlığı çok ciddi bakın. %38. Yani ilk 10 şirket bu endeksin zaten %38'i seviyesinde. Ölçüt kabul ettiğimiz endekslerden bir tanesi de Borsa İstanbul'un Gıda ve İçecek Endeksi. Piyasa değerine göre sıraladığımızda en üstte bakın Coca-Cola içecek. İkinci sırada Anadolu Efes. Üçüncü sırada Ülker Gıda. Dördüncü sırada Obama Makarnacılık. Beşinci sırada Kayseri Şeker Fabrikası gibi şirketlerimiz, değerlerimiz olduğunu görüyoruz. Bu endeksin içerisinden de fonda bir tercih yapılması olası zaten ölçüt olarak da kabul edilmiş. Portföy dağılım raporları açıklandığı zaman elbette bunu göreceğiz. Fakat şu anda sadece tahmin yapabiliyoruz. Bir diğer ölçüt ise Borsa İstanbul'un Sürdürülebilirlik Endeksi arkadaşlar. Bu endekse de biraz önce ifade ettiğim disipline uygun olarak üretim yapan, faaliyetlerini bu şekilde gösteren şirketler yer alıyor. Hangileriymiş bakalım. Koç Holding, Türk Hava Yolları, Ford Otomotiv, Tüpraş, Türkiye İş Bankası gibi ülkemizin çok büyük şirketleri olduğunu görüyoruz. Ardından Aselsan, Akbank, Sasa Polyester, Enka İnşaat, Hacı Ömer Sabancı Holding yani Sahol, Turkcell İletişim Hizmetleri, Coca-Cola İçecek gibi şirketlerin de burada yer aldığını görüyoruz. Bu endekste fonun içerisinde ölçüt kabul edilen endekslerden bir tanesi. İş portföyün sürdürülebilirlik ve tarım fon sepeti fonu ve bu fondaki yatırım ufku, bu fonda ölçüt kabul ettiği endeksler gibi bileşenleri dikkate aldığımızda aslında bu fona oldukça benzeyen bir başka fonun faaliyet gösterdiğini görüyoruz. Zaten şu anda sermaye piyasamızda ünvanında hem sürdürülebilirlik hem de tarıma aynı anda yer veren iki tane fon olmuş oldu. Bunlardan bir tanesi aktif portföyün MTS fonu, diğeri de Cuma günü bizimle buluşmuş olan iş portföyün TMZ fonu. Aktif portföyün MTS fonuna baktığımızda yatırım amacı kısmında zaten iş portföyün yatırımcı bilgi formuna yazdığı bilgilerle hemen hemen örtüşen bir yatırım ufku olduğunu görüyoruz. O da kalkınmanın 17 hedefine uygun temalara uygun olmak üzere yani temiz enerji ve su başta olmak üzere onlara yatırım yapan yerli yatırım fonlarına, yerli yabancı borsa yatırım fonlarına yatırım yapıyor. %40'ı sürdürülebilirlik, %40'ı ise tarıma yatırım yapacak fon. Burada zaten toplamı en az %80 olacak şekilde belirlenmiş. Burada da zaten minimum olarak belirtiliyor bakın. Tarım ve tarım emtia temasına, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun temalara yatırım yapan fonlar, borsa yatırım fonları gibi bir ifade var. ETF'lerde özellikle belirtilmiş. Zaten şu anda ekranda görmüş olduğunuz karşılaştırma ölçütü birebir İş portföyün TMZ fonuyla aynı. Aktif portföyün MTS fonuyla TMZ fon birbirine çok örtüşüyor.
İkisinin de yatırım yaptığı finansal varlık evreni birebir aynı, ölçüt kabul ettiği endekslerde yüzde olarak birebir aynı olarak gerçekleşmiş. İş portföyün TMZ fonu bu temaya, ya yani bu temaya yakın segmentlerde yatırımcılara seçenekler sunan fonlar arasına katılmış oluyor. 22.si olarak katılmış oluyor. Tabii ki iş portföyün geçmişten gelen büyük bir deneyimi, oldukça geniş bir müşteri altyapısı var. Önümüzdeki günlerde nasıl bir performans gösterecek göreceğiz. Portföy dağılım raporları yayınlandığında fonun içerisinde, TMZ'nin içerisinde hangi hisse senetleri tercih edilmiş, ETF var mı, hangi ağırlıklar verilmiş, %40, %40 eşitliği nasıl sağlanmış, BIST gıda getiri endeksinden veya yerli endekslerden, sürdürülebilirlik endeksinden hangi hisse senetleri seçilmiş, hangi varlıklar seçilmiş bunları göreceğiz, daha detaylı inceleyeceğiz. Yani sözün özü bu varlık sınıfı, bu finansal evren sermaye piyasamızda yeni ancak oldukça çok sayıda seçeneğin arasına yenisi katılıyor. İş portföyün TMZ fonu. Rekabet iyidir, güzeldir. Bir de bu yönetim gider ücretleri biraz daha düşük olsa daha mutlu olacağız ama enflasyon maalesef her şeyi etkiliyor. Portföy yönetim şirketlerinin yönettikleri fonların yönetim gider ücretlerinde yapmış olduğu yukarı yönlü revizyonlar aslında bu anlamda üzücü. Enflasyonun etkisi. Biz yatırımcılar için yapılması gereken en temel şey paramızın değerini koruyabilmek. Paramızın değerini korurken de planımızı yaparken ilk dikkat etmemiz gereken şey her zaman söylediğim gibi risk algımızın ne olduğunu doğru tespit etmek, tahammül edemeyeceğimiz riskten almamak, portföyümüzde mutlaka bir çeşitlendirme yapmak arkadaşlar. 22 Mart 2024'te yatırımcılara sunulan İş Portföyün TMZ fonuna kısa bir ön inceleme yaptık. Videomuzun sonuna geldik. Beğendiğinizi umuyorum. Beğendiyseniz bu tarz videoların gelmesi için kanalıma abone olabilir. Sevdiklerinizle paylaşarak daha fazla insana ulaşma konusunda bana destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.